hazırlamış olduğu Malpractice başlığı altında hazırlamış olduğu sunumu ile bizlere bilgilendirmeler yapacak. Hemen ardından Avukat İlkşen Uğurlu bizlere buna dayalı hukuki bilgilendirmelerde bulunacağı bir sunumunu paylaşacak. Bunların hemen öncesinde başhekimimiz uzman doktor Türkan Uslu'ya bugüne giriş yapmak için kürsüye davet ediyoruz. Sezonunu açarken ilk yapmamız gereken toplantılardan bir tanesi. Ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz ve nelerle karşılaşıyoruz. Tabii biz bilgimiz, becerimiz dahilinde en iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz hastalarımız için ama zaman zaman karşılaştığımız tatsız şeyler de oluyor. Meşter Güzel'in tecrübesiyle, Gül'ün de söylediği gibi yaşadıklarını ve bilgi becerisiyle aktaracak bize. Hukuki yönden de Yekşen Bey bize yardımcı olacak. Bugün inşallah verimli bir toplantı olacak hepimiz adına. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli doktorumuz Mecdi Ergüne'ye bırakıyoruz. Kendisi meslek hayatında 41,5 senedir. Kendisine de buradan 41 kere maşallah. Mutlu olduğu için tekrardan mutlu olduğumuzu dileyerek başarılarında devamını diliyoruz. Söz şimdi değerli hocamla. Merhabalar. Önce Ezgi'ye özellikle teşekkür ederim slaytların hazırlanmasında. Tabii Gülay da iyi. Şimdi ben Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden yararlandım malpractice için. Bu arada kendi tecrübelerimi de aktarmaya çalışacağım. Bu birinci slayt şeye ait tabii, Ezgi'ye ait. Sağ olsun. Şimdi bundan 2600 yıl önce, milattan önce 460'da Hipokrat bizi uyarmış malpractice konusunda. Bundan 2650 sene sonra Dünya Tabipler Birliği 92 yılında toplantı yapmış. Ne yapalım demişler. Ekim tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar şeklinde malpractice'i tarif etmiş. Şimdi burada defalarca tekrar edeceğiz. Komplikasyon, kabul edilebilir riski malpractice'de karıştırmamamız lazım. Belli ölçüdeki komplikasyon doğal olabilir ama onun da belli şartları açtığımız zaman o da malpractice'e giriyor. Tabi bunların hukuki nedenlerini ben bilemiyorum. İkşam Bey bize aydınlatacak. 1998'de Türk Tabipler Birliği'nin 47. Büyük Kongresi'nde de malpractice'i kabul edip kötü uygulama olarak hekimliğin belirtmişlerdir. Bizim sorumluluğumuz ne? Hekim, antiparantez bunda hemşire hanımlar da dahil tabii. Bütün sağlık çalışanları. Ama şu anda yapılan daha çok doktor, daha az oranda da hemşire. Aslında benim edindiğim bilgiye göre bütün sağlık çalışanları malpraktise dahil olması gerekiyor. Önce ne yapacağız? Hekim olarak iyi bir anamnez almamız lazım. Hastayı dinlememiz lazım. Hastaya göz, el temasıyla ilişki kurmamız lazım. Fizik muayeneyi tamamen yapmamız lazım. Ali Bey gibi çok dikkat ettim. Geldim geleli 6 aydı. Ali Vardar çok güzel muayene ediyor hastaları. Hakikaten çok güzel bir şey. Laboratuvar incelemeleri muhakkak hastaya gerektiğini muhakkak istemek lazım. Eğer yaptıramıyorsa bir şekilde yaptırmamız lazım. Çünkü eksikliğimiz çıktığı zaman tanı koymada ve tedavide sorunlar çıkacak. Kayıt, en önemlisi kayıt. Her hastayı ne olursa olsun kayıt etmemiz lazım. Aydınlatılmış onam formu muhakkak şart, özellikle ameliyat yatan hastaları. Bir de çok önemlisi sır saklama. Diyelim ki hastanın AIDS'i var, hepatit C'si var, hiçbir şekilde bir doktor bilmesi lazım. Bir de hekimin bilmesi, hastanın bilmesi lazım. Burada bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Ben Karadenizliyim yani Karadenizler alınmasın. Bir Rizeli hemşerim, bir sarışın güzel bir Ukraynalıyla muayenehane zamanında oraya geldi. Ben dedi muayene ettirmek istiyorum eşimi dedi. Eşi değil aslında. Bir takım tahliller istedim. Oraya HIV yazdım. Biraz sonra, yarım saat sonra bir hışımla geldi. Sen benim gezdiğim arkadaşıma nasıl AIDS'li gibi şüphede bulunursun diye. Ve öğrendim ki AIDS yazmak için muhakkak hastanın iznini almak lazım bir test için. Bu da bir malpractice şeyi.
Yani o sırada hastaya şöyle dedim. Hemşerim dedim, ben seni korumak için yaptım. O yabancı zaten, sen bizdensin dedim. Ha dedi, gitti. Şimdi komplikasyon hakikaten çok önemli. Buna Türkçesi izin verilen risk kavramı. Komplikasyon demin de söyledim. Ne zaman malpraktis olur? Eğer devamlı komplikasyon yaparsak bir ameliyatta, o bir malpraktise girer. Tabii komplikasyonun niteliği önemli. Bir ameliyat yaptık, ufak bir kanama oldu. 5 saat, 2 saat içinde düzeldi. Bu önemli değil ama hastaya 10 kilo kan verdiğimizi düşünün, hipotansiyona girdiğini düşünün. Bu komplikasyon malpraktise giriyor. Sıklı ameliyat yapıyoruz veya hasta bakıyoruz. Ayda bir tane komplikasyon veya günde 10 tane komplikasyon arasında çok fark var. O da malpraktise giriyor. Burada ne yapacağız? Olumsuz sonucu göreceğiz. Örneğin anjiyoda diyelim ki kanadı hasta. Kanadını görürsek femoral arterde müdahale edersek hastaya hiçbir zararımız olmaz. Ama biz bunu görmezsek, ama çok şükür hastanemizde ben geldim geleli hiç görmedim. Çok güzel bir şey. Çünkü ben hayatımda bir kere gördüm. Bir hakimin annesi gece uyumuş tabii, kanayınca tansiyonu düşüyor. Ve kaybettik yani. Anjiyo sonrası. Geçen gün bilmiyorum personel burada mı? Bu cümleyi aynen bana etti. Malpraktis ne demek dedi. Ben de dedim ki hata işte tıpta. Yani dedi yapılmaması gerekeni yapma, yapılması gerekeni yapmama. Ben onu bundan önce yazmıştım ama tebrik ederim. Hakikaten bunlar pratik olarak bana aynen söyledi. Bazen de aşırıya kaçıyoruz tabii. Diyet veriyoruz, şey yapıyoruz. Şimdi biraz gene malpraktisten daha pratiğimiz olsun diye bahsedelim. Örneğin hekimlik uygulaması yapılan hata, yanlış enjeksiyon. Aslında bu hemşire hanımın da olabilir, bizim de şeyimiz olabilir. Damardan yapılacak yerde kalçadan veya tersine veya çabuk yapılacak yerine yavaş dersek. Uzmanlık dalımız değilse, yaptığımız işten, özel girişimde, özellikle burada Mehmet hocama sormak istiyorum. Mesela her kardiyolog anjiyo yapabilir mi? Yapamaz değil mi hocam? Niye? Belli bir fikir verebilir misiniz? Yapamaz, müdürlük tecrübesinin olması gerekiyor. Belirli sayılara, tecrübeli olan kimselerin yanında belirli sayılara ulaşması lazım. Mesela anjiyo için en az 100 tane vakıya girmesi gerekiyor. Tek başına? Tek başına girmesi gerekiyor. Yanında tecrübeli olan şahıs asist etmek kaydıyla en az 50 tane gelişimsel kardiyoloji işlemine kendisinin girmesi lazım. Yani tecrübeli olan birisinin bulunması kaydıyla. Tabii daha önceden tecrübelerin yanında olduğu takdirde bu rakamlar 400'lere 500'lere çıkıyor. Yani mutlaka bunların yaptıktan sonra... Sanıyorum yurt dışında böyle bir kayıt evet, var galiba evet, değil mi? Evet, yurt dışında var. Hem Amerika'da, Amerikan kaydı var, hem de İngiltere'de kayıtlar var. Bizimkiler de bu normlara yakın. Yani bu normlarda olması gerekiyor diye söylüyoruz. Tabii, teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Bununla geleceği... Sertifikasyon programı var mı Türkiye'de? Yani anjiyo yapabilir bir kişi değil mi? Belki... Henüz böyle bir şey yok. Yani olmasa gerek. Ama bunlar tavsiyeden öte geçmiyor. Ama her merkezin kendine uygulamak, bunları uygulaması gerekir. Bunlara uyuyorsa olması gerekir, yapılması gerekir. Ama böyle bir şey olmuyor. Şimdi son 10 yıldır Türkiye'de malpraktis işte gazetelerden okuyoruz. Güncel olmaya başladı. Bunun nedenleri ne? Hasta yakınını kaybettiği zaman komşuları veya başka bir hukukçu çevreden işte siz bunu dava ederseniz şu kadar para kazanırsınız, şu olur diye bunlar davalar artmaya başladı. İdari makamlara, bizim hastane için işte başhekimliğe, idarecilere başvurular artmaya başlıyor. Hastalar hakkını arıyor. Medyada da çıktıkça hakkı olmasa da benim hakkım var diye bazı konularda abartarak da olsa. Ben şimdi mesela 6 ayda burada çok görmedim ama bizim Samatya'da daha da çok hasta geldiği için her gün onlarca dilekçe başhekimliğe gelir. Bunların da ayda en az 10 tanesi mahkemeye gider. Mesela bir emekli doktor arkadaşım emekli ikramiyesini verdi. Hiç suçu olmadı artık. Nöbetçi o gece, uzman nöbetçi. Asistan hastayı görüyor, işte şu ilacı yazıyor acilde. Şeye git diyor. 3 gün sonra gel diyor. 2. gün ölüyor.
Uzman arkadaşım nöbetçisin. Polikliniğe de bizim 500 hasta geliyor. Hastayı niye görmedin diye emekli ikramiyesini ödedi yani. Yargıtay'dan da onaylı. İkişenmeyi bilmiyorum. Bir şey yapacağız mı? Şimdi niye malpraktis güncel? Sağlık hizmetleri hakikaten arttı. Biz eskiden apandisi bundan tabii ben biraz şey oldum artık. Orta çağ doktoru gibi 40 sene önce. Apandisit teşhisini koymadığımız zaman cerrahı rica ediyordu 40 sene önce ki. Yani ne olacak şunu aç, apandisit değilse apandisitini almış olurdu. Artık teknoloji içerisinde böyle bir şeyi hiçbir şekilde söyleyemeyiz yani. Beklentisi gelişti hastaların. Yani eskiden anji olmak için aylarca bekliyordu. Şimdi bir saat beklemiyor. Aşağıda ikinci katta yatıyor, ne zaman çıkacağım diyor. Hasta kendi açısından haklı ama teknik olanaklar arttıkça hastanın beklentisi de artıyor. Şimdi mesela laboratuvar teknikisi olsun, biyokimyadan geldi. Acele işin var ve bakmıyorsun burada, hızlı hızlı geçiyorsun. Bir tane patolojik değeri atıyorsun, malpraktis. O malpraktistir. Malpraktis. Yani malpraktis şu yani, hekimin haklı tarafı yok, hasta yönünde. Şimdi neden önemli? Tabii bizde Türkiye'de istatistikler yok. Amerika'daki 98 bin ölümde yapılan şeyde 5. sıradaymış. Ölüm nedeni malpraktis. Şimdi bunlar nereden çıkmış? 1951'de bu sağlık kuruluşları akreditasyon ortak komisyonu toplanmış. Sonunda 15 binden fazla kuruluşu denetliyor bu dünyada. Ondan sonra bu uluslararası komite, Joint Commission International kurmuşlar. Burada ben araştırdım bizim Sağlık Bakanlığı acaba ne yapıyor diye. Sağlık Bakanlığımız oradan kopya çekerek bunu uygulamaya çalışıyor. Ama hemen hemen yakın galiba değil mi? İbrahim Bey ile görüşmüştüm. Yine de çok şükür yani bir uygulamamız var ama geçerli bir uygulama değil yani dünya standartında bir Avrupa Birliği'nde bir ekonomik şey olsa Sağlık Bakanı'nın elinde şey yok. Geçerli bir uygulama yok. Şimdi Mehmet Hocam'ın dediği gibi hatalar neler? Tahlil ve 10 tane tahlil var. Bir tanesi gelmedi halde. Diyelim ki laboratuvarda da gelmedi. Senin bir şey yok diye gönderdiğimiz zaman. Hekim hatalı. Onun bütün tahlillerini ne istediyse kontrol etmesi lazım. Görmesi lazım. Mesela hastaya hastalığını anlatmıyorsun. Malpraktis. Tabii. Tabi tabi kan alınacak işte canın yanmayacak. Tabii. Hemşire çok iyi bakacak. Yapılan seminerlerde bizde de muhtemelen maddelerin dergisi var bir zamanlar çıkan. Sonunda yapılmış seminerlerimiz var. Yoktur yani bize yok. Araştırma yoklar. Ne kadar doktorlara ait, ne kadar hemşire ait, ne kadar doktorlara ait. O yapılan tetkiklerde %70 doktor hatası. Tabii. %16-20 civarında hemşire hatası. %9-10 civarında da laboratuvar hatası olarak gözükür. Malpraktisin şeyi, nedenleri. Kim ne yapıyor? En fazla doktorlar yapıyor. Doktorlar. O, hocam dediğiniz gibi bir istatistik var vereceğim. Tamam. Galiba sizin çapa yapmış onu. Evet. Çapa Tıp Fakültesi diyelim İstanbul Tıp. Şimdi yanlış taraf ameliyatı ben pratik hayatımda gördüm hakikaten. Yani sağlam fıtık ameliyat edilen hastayı gördüm. Ha pardon deyip tabii ertesi gün gene yapıldı ama. Yatak başı bakımda düşmeler. Bunları biz Samatya'daki koroner bakımda 2 ayda bir tane kesin düşüş görüyoruz. Hatta biz sonradan dedik ki hatamız ne yani araştıralım dedik. Mesela fibrilasyona giriyor gece yarısı 2'de. Hasta yataktan düşüyor. Mesela şey yapıyor felç geçiriyor düşüyor. Burada diyeceksiniz ki benim ne kabahatim var, var. Yani orada çalışan hemşire, hekim, malpraktis suçu işliyor. Yani pratikte diyorsun ki vicdanen belki rahatlıyorsun felç geçirdi veya fibrilasyona girdi, şuuru kayboldu. Öyle malpraktis olarak kabulleniyor bu. Yeterli besleyemezsek, cihaz desteğini eksik tutarsak yine malpraktise giriyor. Taburcu ediyoruz, yani çok güzel, düzeldin. Demek yetmiyor. Anlatacağız. Başına neler gelebilir? Eve gidince ne olabilir? İşte ne zaman gelmen gerekiyor? Etmememiz bunlar da suç. Taburcu olduktan sonra bakımına destek vermemiz lazımmış. Onu Sağlık Bakanlığı yapmaya çalışıyor ama pratikte olmuyor.
Mesela aile hekimleri, iş şeyler hepsi evde bakımlar var. Bugün bir arkadaşım geldi. Cuma öğleden sonra bizim izin günümüz diyor. Evde bakım için ayrıldı diyor devlet bize. Yani hiç kimse gitmiyormuş evlere bakmaya. Şimdi bizim mal pratikte ne yapıyoruz? İyi mal yapıyoruz. İşte iyi bakmıyoruz veya geç geliyoruz veya hastaya şey yapıyoruz. Dikkat etmiyoruz, tedbir almıyoruz. Bir de çok önemlisi meslekte acemilik yazıyor. Onu öyle demeyelim, tecrübesizlik diyelim. Hakikaten şimdi Mehmet hocamın yaptığı anjiyoyu ben 40-50 senelik ekip olsam yapamam. O işi bilmem lazım. Onun pratiğini yapmam lazım, ihtisasını yapmam lazım. Onun için çok önemli yani. Bu karikatürü niye koyduk? Amerika'da sigorta, doktor aldığı maaşın yarısından çoğunu sigortaya veriyor. Nitekim beyin cerrahı ne yapıyor? Daha karlı diyor. Şimdi bunları tek tek geçelim yani. Açıklamaya lüzum yok. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, acemilik, özen eksikliği. Nezen Tevfik ne demiş? Bir hazakatzadeyim, midemi tıp tepti benim. 40 katı tepse yıkılmazdı şu aciz bedenim. Nezen Tevfik de hekimlere hazakat öğrendim şeymiş. Cin usta anlamındaymış yani her şeyi bilen doktor. Ama diyor bize bir şiir yazmış sağ olsun. Şimdi bu emir ve yönetmelik askeriye gibi Ali hocam biraz ağır gibi görünüyor ama aslında bu da yapmamız gereken bir şey. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın verisinde olduğu için aynı cümleyi aldım. Acilden çağrıldık. Ben nöbetçiyim, benim işim var diye bir şey yok. Gidip o hastaya bakmamız lazım. Bakmazsak o da malpraktise girer. Veya ben hemşireyim, doktor bana dedi ki A ilacı yap, ben B ilacı yaptım. Malpraktis. Şimdi gelelim hemşire arkadaşlarımıza. Şimdi burada da şu örnekle gireceğim. Dinlemişsinizdir yani gazetelerde bir ara. Çorlu'da bir hemşire hanım damardan iğne yapmış. Kolu kızcağızın gangren olup şey oldu. O hemşire bizimle çalışıyordu. Vakayı da biliyorum. Normal rutin içinde tromboflebit oluyor biliyorsunuz. Sonunda işte hasta gecikiyor, hemşire gözüküyor her neyse. Ben de hakikaten kolumda sorun çıkıyor. Kesiyorlar mı emin değilim ama bu yıllarca sürdü mahkeme. Sonunda mahkum oldu hemşire hanım. Kız çocuğuydu. Kız çocuğu. Sağ kolu kesildi ve çıktı daha sonra da haber verdi. Ve hemşire hanım cezayı yedi. Tadbirat almış. Aldı. Şimdi ne yapacağız tabii? Kayıt tutacağız. Bu hemşire hanım içinleri de geçerli. Her yaptığımız işi muhakkak bir kaydını tutmamız lazım. Hastayla en başta dediğim gibi gözle temas muhakkak şart. Yani bir günaydın mümkünse ismiyle. İşte Ahmet Bey, Mehmet Bey nasılsınız? O hasta için çok önemli. Değerlendirmemiz lazım. Hakikaten hemşire hanımların hepsine teşekkür ederim. Zamanında yatırdım hastalara. Hepsi mükemmel takip ediyorlar. Çok güzel bir şey yani hakikaten. Huzurumuzda teşekkür ederim. Şimdi bu herhalde sizin tıp fakültesinde de Ertem dedi değil mi? Güngör Ertem. Sizin dediğiniz gibi 65 ikisi hekim malpraktis suçu. %12 ikisi hemşireler. %10'u diyelim beraber suç işlemişiz. Malpraktis suçu. %2 onda içi de laboratuvar görevlileri. Doktor hanım. Gene de az da olsa var. Şimdi ne oluyor biz? Eğer çok malpraktis yaparsak toplum Hüseyin Bey kızacak diyecek ki sizin yüzünüzden hastanemizin adı kötü çıktı. Yani hepsi birbirine bağlı. Sağlık çarpı bize de güveni olmayacak, hastaneye de olmayacak. Malpraktis fazla olursa. Hatayı yapan ne olursa olsun vicdanı şey duyacak. Hasta yakını duyacak. Bir takım sıkıntılar da bu kolay bir şey değil. Tabi Amerikalılar bütçeyle uğraştığı için ülke bütçesine gelen zararı da hesaplamışlar. Hem hasta için hem hekim için. Hem hastane için. İşte maruz kalanlar %65'i hastanede kalma süresi uzanmış. Ve %35'inin maliyet kaybı yaşamış. Şimdi gene söylemiştik. Niye malpraktis oluyor?
kısmen yapılıyor. Tıp eğitimi ve sürekli tıp eğitiminin yapılması şart. Hangi branşta olursak olalım, hangi şey olursak olalım, belli eğitim şeylerine katılmamız lazım. Hatta kendi aramızda bile yapmamız lazım. Beceri çok önemli. Tabii kişi becerikliyse, yeteneği daha çoksa daha az bir malpraktisi olur. Karar verebilme, uyum. Yani hastayla tekrar ediyorum, göz teması, el teması çok önemli. Çünkü hastaya size güvenirse, o anda yanlış da yapsanız, ertesi gün gelir, iki gün sonra gelir, muhakkak size döner. Ne yapmamız lazım? Kendimizi yenilememiz lazım. Aman ben biliyorum işte, benim gibi 42 senelik doktorum, her şeyi biliyorum. Böyle bir şey yok. Her an değişiyor çünkü, bildiğinizi unutuyorsunuz. Bilmediğiniz yeni geliyor, muhakkak öğrenmeniz lazım. Mesela ben her sabah yarım saat Mehmet hocamın yanına gidiyorum. Ondan yeni yeni şeyler öğreniyorum. Sağ olsun. Hakikaten yani hocam, yani bu öğrenmenin sonu yok. Bir de paylaşım yapmamız lazım. Ali Vardar hocam gibi günaydın, nasılsınız gelip hatırımızı soruyor. Bu da çok güzel bir şey. Türkan Hanım da öyle tabii. Şimdi. Muhakkak ki zaten normal olan ahlak, vicdan, karakter sahibi olmamız lazım. İşte araç gereç, hukuk gücü sorunlar. Bunlar önemli tabii. Şimdi nasıl mücadele edeceğiz? Sağlık eğitim sistemini geliştireceğiz. İşte mümkünse mezuniyet sonrası eğitimler yapacağız. Hemşirelikte eğitimin branşlaşması lazım. Yani işte Leyla hemşire gibi koronerde kalıyor. Ne oluyor? O koroneri çok daha iyi öğreniyor. Yoğun bakımı daha iyi öğreniyor. Bunun yerleştirilmesi lazım. Kayıtlar, tekrar ediyorum, çok önemli. Çok düzenli tutmamız lazım. Her yaptığımız işi hastaya anlatmamız lazım. Hangi bölüm olursak olalım. Hastaya ameliyattan önce veya yattığı zaman hangi komplikasyonların gelişeceğini de tek tek anlatmamız lazım. Bunları da kayda geçirmemiz lazım. Olay oldu, bitti, bir malpraktis yaptık. Ben söyledim, olmuyor. Muhakkak kayıt istiyor. Bunları İkşan Bey bize anlatacak herhalde. Uzmanlar da aynı şekilde. Hangi işi yapabiliriz, hangisini yapamayız? Mehmet hocamın dediği gibi kim anjiyo yapabilir, kim eko yapabilir? Bunları da ayrılması lazım. Onam formu çok önemli. Muhakkak alıp hekim tarafından saklanması lazım. Şimdi ikinci bir konu, Türkiye'de genelde öyle oluyor. Bir suç işlediğimiz, suç demeyeyim de bir hata yaptığımız zaman hemen idare işte şu cezayı verelim, şunu yapalım. Şimdi yeni yeni diyorlar ki artık ceza vermeyelim, bildirici model geliştirelim. Hatta hatasını bildirene bir ödül gibi verelim. Bunu biz şeyde yaptık hakikaten, koroner yoğun bakımda, hasta düşmelerinde. Ve çok faydasını gördük, hasta düşme sayısı düştü. Yani çünkü bu sefer saklandığı zaman hatayı göremiyorsunuz. Öbür türlü saklanmayınca hangi, nerede eksiğimiz var görerek biz orada bilimsel olarak hakikaten hastanın düşme sayısını azaltmıştık. Sıfır olmasına imkan yok. Mesela iş kazalarında ne yaparsanız yapın %2 iş kazası oluyormuş dünyada. Yani bizde de malpraktis olmaz diye bir şey yok ama bunun mühim olan %1-2 indirmek. Tabii biz sigortacı değiliz. Şimdi malpraktis dışı olumsuz ne oluyor? Meslektaşlarımıza, çalıştığımız personelimize iyi davranmazsak bu da bir, bence bir malpraktis. Reklam haksız işte burada bek olmuyor tabii de dışarıda işte ikide bir gazetelerde çıkıyorlar işte iyi doktor şunu yapıyor, estetik yapıyor. Bir de asgari ücret. Bu da serbest piyasada onun da şeyi varmış. Aydınlatılmış olan çok önemli. Bunu muhakkak her hastadan almamız lazım. Anlatmamız lazım tek tek. Hastalığın yan etkisi, yapılacağı şeyler, tedavi sonrası ne olur. Kabul etmezse muhakkak imza alın. Mesela poliklinikte oluyor. Geliyor, ben onu yaptırmam diyor. Muhakkak imzasını alıp göndermemiz lazım. Gittiği zaman ben istemediler dediği zaman hiç ispat edeceğimiz bir şey yok. Burada bitiriyorum. Teşekkürler. Şey, katkıda bulunmak isteyen soru demeyeyim de. İkşan Bey bitmeden önce soru alalım mı birkaç tane? Tamam. İkşan Bey teşekkürler. Buyurun. Ben hocam. Soru da söyleyeceğim.
çok fazla bir şey yok yani Mecde. Hocam sabah sürersin. Anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Sağ olun. Çok güzel. Geçenlerde de tabip odasında malpraktis toplantısı oldu. Geniş bir toplantı. Çok güzel anlattın. Yani. Gayet güzel yani söyleyecek bir şey yok. Mal Fransızcadan geliyor. Kötü, yanlış anlamına geliyor. Praktis de uygulama, yanlış uygulama. Tabii. Kötü uygulama. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hüseyin Hocam size gelmek istiyorum. Bundan 35-40 sene önce benim hanımın amcası İsviçre'de ameliyat oldu. Sağ böbrek yerine sol böbreği açmışlar, taşıdı bulamamışlar. Sonra yanlış yaptıklarını anlamışlar ve ameliyat sonrası da tekrar hastanın karşısına geçip demişler ki, yani doktor, yani ben yanlış yaptım, hata benim ama benim sigortam var, tazminat davası açabilirsin. Yani şunu söylemek istiyorum, 40 sene önce Avrupa'da bunlar uygulanıyordu ve sigorta şirketleri de vardı. Doktorlar da sigortalı çalışıyordu. Şimdi birkaç senedir bizler de böyle çalışıyoruz. Ama tabii bunun bir maddi sorumluluğu var, bir de manevi sorumluluğu var. Maddi sorumluluklar gene bir şekilde aşılabiliyor ama manevi sorumlulukları da aslında önemli. Hocamıza tekrardan bir alkış.